Merhabalar. Kitaplar, insanlar, mekanlara hoş geldiniz. Bu seride insan hikayelerinden söz ediyorum. Onları, yaşadıkları zamanı, mekanları anlamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Konunun meraklısından meraklısına bir sohbet diyelim. Bugünkü öykümüzün iki kahramanı var. Profesör Jale İnan ve Profesör Mustafa İnan. Mustafa İnan'ı tanır mısınız diye başlayalım söze isterseniz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kıdemli mezunları onun efsaneleşmiş öykülerini mutlaka duymuşlardır. Daha yeni ütülüler ise Ayaz Ağa Kampüsü'nde onun ismi verilen güzel kütüphaneyi mutlaka ziyaret etmiş olmalılar. Ama Mustafa İnan'ı en iyi tanıyanlar aslında bence edebiyat severler. Çünkü Oğuz Atay'ın onun yaşamını konu alan Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan adlı bir kitabı var ve o kitabı bilmeyen okur da yoktur herhalde. Merak etmeden duramıyor insan. İlk postmodern romancılarımızdan Oğuz Atay nasıl ve neden bu tarihsel romanı kaleme almış acaba? Hadi öyküsüne bakalım. Oğuz Atay 1934 doğumlu. 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre inşaat piyasasında çalıştıktan sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, yani şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi, inşaat bölümünde öğretim üyesi oldu. Hayatını akademisyen olarak kazanıyordu. 1976'da üniversitede doçent oldu. Ancak aslında yaşamı hep edebiyat çevrelerinde geçiyordu. Oğuz Atay bu sıralarda ilk romanını yazdı, Tutunamayanlar. Onunla 1970 TRT Roman Ödülünü kazandı. Tutunamayanlar kendisi göremedi ama yıllar sonra UNESCO tarafından 20. yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en seçkin eseri olarak seçildi. Aynı dönemde bilim dünyamızın iki önemli insanı çok genç yaşta hayatını kaybetti. Profesör Mustafa İnan 56, Profesör Cavit Erginsoy ise sadece 43 yaşındaydı. Bu iki önemli ve sevilen insanın genç yaşta kaybı o dönem bilim çevrelerinde büyük şok ve üzüntü yarattı. Hepimizin ismen de olsa tanıdığı ünlü matematikçimiz Profesör Cahit Arf, yakından tanıdığı ve birlikte çalıştığı bu değerli bilim insanlarının yaşamlarının kitaplaştırılması için bir çalışma başlattı. Amacını şöyle açıklıyordu. Kim bilir Anadolu'da ne kadar kabiliyetli çocuk vardır. Ama bunlar bilim adamı olmaya cesaret edemezler. Onları yüreklendirelim. Cahit Arf'ın önerisi Mustafa İnan'ın ailesine iletildikten sonra Jale Hanım ve oğlu Hüseyin Bey kitap için elde edebilecekleri bütün bilgileri toparladılar. Ama önemli bir sorun vardı, bu kitabı kim yazacaktı? Projeyi Haldun Taner'e götürdüler. Ancak o çok meşgul olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Aile arayış içindeyken Hüseyin İnan bir gün babasının öğrencilerinden bir öğretim üyesinin evine konuk oldu. O gün şans eseri o evde Mustafa İnan'ın teknik üniversiteden öğrencisi başka bir misafiri daha vardı. Oğuz Atay. Ev sahibi bugün Oğuz'un TRT Roman Ödülünü kazanmasını kutluyoruz diyerek iki misafiri tanıştırdı. Hüseyin Bey o karşılaşmayı anılarında şöyle anlatıyor. Bende bir şimşek çaktı. Talebesi birebir tanıyor. Roman ödülü de kazanmış. Kalemi kuvvetlidir diye düşündüm. Sonra böyle bir proje var, ilgilenir misiniz diye sordum. İlk anda hemen diye cevap verdi. Bizim toparladığımız bilgileri gözden geçirdi ve bunlar yetmez. Roman olacak bilgiler aslında yakınlarınızda saklı dedi. Oğuz Bey bir teyple herkesi dolaştı. Mozaik taşlarından böyle güzel bir portre çıktı. Hayret ettim. Mutlu tesadüf böyle bir şey olsa gerek. Çok daha ilginci, İnan ailesi o gün farkında değildi ama Oğuz Atay'ın eserlerinde odaklandığı konu zaten kendisinin de içinde bulunduğu Doğu-Batı uygarlığı arasında var olmaya çalışan arayış içindeki Cumhuriyet aydınlarının dünyasıydı. Sonuçta usta bir yazarın elinden hem tarihsel roman tarzında nadide bir kitap ortaya çıktı hem de Mustafa İnan'ın mirası geleceğe taşınmış oldu. Oğuz Atay'ın Mustafa İnan'ı, Mustafa İnan'ın da Oğuz Atay'ı bize tanıttığı, okuttuğu bir durum var karşımızda yani. Nasıl bugün Sokrat'ı, öğrencisi Platon'un yazdıkları sayesinde daha yakından tanıyorsak, bence Mustafa İnan'ı da Oğuz Atay'ın kaleminden tanıyoruz diyebiliriz. Öykünün tamamına bakacak olursak, bu durumun değeri daha da açık fark ediliyor.
Sözünü ettiğim Profesör Cahit Arif'in projesinde yer alan diğer isim fizik profesörü Cavit Erginsoy'un yaşamı ise bu proje kapsamında ne yazık ki kitaplaştırılamadı. Tabii ki bu çok değerli bilim insanı ve bilim dünyasına kazandırdıkları konuya yakın çevrelerce biliniyor, takdir ediliyor ama keşke demeden geçemiyor insan. Keşke onun yaşamını da kitaplaştırılabilseydi ve o da daha geniş kitlelerce tanınabilseydi. Kendisinin yaşam öyküsünü anlatan iyi bir belgesel var. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Meraklılara öneririm. Bu uzun girişten sonra Profesör Mustafa İnan'ın ve Profesör Jale İnan'ın yaşam öyküsünden söz etmeye başlayalım isterseniz. Mustafa İnan, Hüseyin Avni Bey ile Rabia Hanım'ın oğludur. Hüseyin Avni Bey'in ailesi Malatya eşrafından oldukça dindar olan Hacı Müminler ailesiydi. Hüseyin Bey askerliğini İstanbul'da yaptıktan sonra Malatya'dan uzaklaşmak istedi. Adana'ya yerleşti ve orada evlendi. Evlendiklerinde eşi Rabia Hanım daha 13 yaşındaydı. Avni Bey seyyar posta memuru olduğundan ömrü trenlerde geçiyordu. 1911 yılında oğulları Mustafa doğdu. Evliliklerinden o güne kadar geçen 13 yıl içinde çiftin 8 çocukları olmuştu ama ne yazık ki sadece 2 kız çocukları hayatta kalabilmişti. Bu durumu ne annenin çocuk yaşına ne o yılların yoklukla, savaşlarla, salgın hastalıklarla geçen ortamına değil de erkek çocuklarını ellerinden alan kadere bağlamış olmalılar ki Oğuz Atay'ın da deyişiyle ölümü kandırmak için bazı oyunlar düzenlediler. Onun doğumu için hiçbir hazırlık yapmayıp komşuların hediyeleriyle kundakladılar, giydirdiler. Rabia Hanım lohusa yatağını süslemedi. Ölüm Mustafa'yı kız sansın ve dokunmasın diye okula gidene kadar kulağına küpe takıldı. Bu yapılanlardan mı bilinmez Mustafa hayatta kaldı. Ancak yine de olacağın önüne geçilemedi ve gözünün içine bakılarak kollanan bu çocuk 4 yaşında evlerinin damından düşüverdi. Babası oğlunu o halde görünce bu çocuk artık iflah olmaz, adam olmaz dedi. Mustafa İnan babasının düşüncesinin aksine çok şükür yaşadı ve iyi bir adam da oldu ama belki de bu ağır travmanın etkisinden her zaman narin bir bünyesi oldu ve ömrü boyunca baş ağrısıyla mücadele etti. Bu acı deneyimden sonra Rabia Hanım önlemini aldı ve sıcakta damda yatan çocukların ayaklarını düşmesinler diye hep karyolaya bağladı. Mustafa da pek çok çağdaşı gibi zamanı gelince okula mahalle mektebinde başladı. Mahalle mektebinin sıkıntılı günleri yeni ve daha büyük sıkıntıların yanında hafif kaldı. Mustafa 3 yaşındayken 1914'te 1. Dünya Savaşı başlamıştı. 1918'de ise Fransızlar Sevr Anlaşması sonrası Adana'yı işgal ettiler. Ardından Kurtuluş Savaşı başladı. Yoksulluk ve kıtlık arttıkça arttı. Tarih eğitimimizde bölgeyi Fransızların işgal ettiğini biliriz de tıpkı İstanbul'un işgaline mütareke dönemi deyip geçiştirdiğimiz gibi Anadolu'da yaşananları da bilmeyiz ne yazık ki. Fransız işgalinden sonra durulamaz olan Adana'da Rabia Hanım yeni doğan bebeği ve çocuklarıyla parasız kala kaldı. Hüseyin Bey ise trenle şehir şehir dolaşırken işgallerin başlamasıyla Konya'da mahsur kalmıştı. Adana'da yaşamak da oradan kaçmak da tehlikeliydi. Yolda düşmanla işbirliği içinde olan çeteler ve eşkıyalar vardı. İşgal uçakları yollara sürekli bombalar yağdırıyordu. Sonunda aile pek çok hemşerileri gibi Adana'dan uzaklaşmak ve Hüseyin Bey ile de bir araya gelebilmek için yola düştü. Bu toplu göç hareketine halkın verdiği isim Kaçkaç'tı. Durum daha iyi ifade edilemezdi herhalde. Uçaklardan atılan bombalar çevrelerine yağıyordu. Kah yürüyerek, kah yük yorganlarında yolculuk ederek önce mucizevi bir şekilde Hüseyin Bey ile buluştular. Sonra birlikte zorlukla Konya'ya ulaştılar. Artık Kurtuluş Savaşı bitip Cumhuriyet ilan edilene dek oraya sığınacaklardı. Cumhuriyet'in ilanı ile aile Adana'ya döndükten sonra Mustafa okula kaldığı yerden devam etti. Her zaman ağırbaşlı bir çocuktu. Kız kardeşi onun çocukluğundan "Abimi bahçede koşarken gören yoktu" diye söz eder. Babası ise 4 yaşında damdan düştüğünden beri o ne yaparsa yapsın bu çocuk adam olmayacak diye kaygı içindeydi. Hiç olmazsa bir zanaat öğrensin diye
Boş zamanlarında eczaneye, kuyumcu yanına çırak verildi. Hatta babası yanında çalıştığı ustasına "Mustafa'yı okuldan alsak mı acaba?" diye danıştı. Ustası ise buna karşı çıktı. Onun çok akıllı olduğunu söyledi ve okutmalarını tavsiye etti. Gerçekten de Mustafa yakınları fark edemese de oldukça parlak bir öğrenciydi. Müthiş bir hafızası vardı ve zekiydi. Kimse onun kitap sahibi olduğunu, defter tuttuğunu, çalıştığını görmüyordu. Erkenden yatmasını herkes tembelliğine yoruyordu ama o aslında sabah erkenden kalkıyor, arkadaşlarından önce okula gidiyor, yatılı arkadaşların kitaplarından ders çalışıyordu. Amacı ise her zaman ailesine mümkün olduğunca az yük olmaktı. Adana o yıllarda çamur yollu, yaz akşamları sivrisinek bulutları görülen, elektriksiz bir şehirdi. Sıtma o kadar yaygındı ki öğrenciler her sabah kalktıklarında kinin yutarlardı. İlkbaharda Seyhan Nehri hep taşar ve okulu mutlaka sel basardı. Bu nedenle okulun bahçesinde iki kayık hep hazır dururdu. Mustafa Liseyi Adana Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yatılı imtihanına girmeden önce babası "Aman oğlum boşuna zahmet etme, bu işler iltimassız olmaz" demişti. Ama o sınavı kazandı ve okula başladı. Adana Lisesi bölgenin tek yatılı lisesiydi ve iyi bir okuldu. Arkadaşı Sait İpekçioğlu şöyle anlatıyor. İzciler içinde Türkiye birincisi olmuştuk. Meclisin önündeki törenden sonra Çankaya'ya gittik. Yol bataktan geçilmiyordu. Oraya 3 saatte giderek Atatürk'ün mütevazi köşkünde kendisini tekrar gördük. Bize iltifat etti. Tekrar meclise geldiğimizde Atatürk'ün tarihi nutkunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi ağzından dinledik. Çocukluğunda Atatürk ile karşılaşan pek çok kişinin anısını dinledim ama bu duyduklarımın en güzeli. Mustafa İnan'ın hocalığı ise lise günlerinden başladı. Riyaziyeci yani matematik öğretmeni gelmediğinde tahtaya kalkıp arkadaşlarına öğretmenlik yaptığından adı Riyaziyeci Mustafa'ya çıktı. Bir konuyu en basit şekilde anlatabilmesiyle ön saldı. Arkadaşlarına ders çalıştırır, yardım eder, kopya verirdi. Başkaları için her zaman, her konuda çırpınırdı. Bu her zaman böyle devam etti. Mustafa'nın orta öğretim hayatı çok başarılı geçti. Ancak ne yazık ki babası onun adam olduğunu göremeden Mustafa 18 yaşında bir lise öğrencisiyken vefat etti. Bir yıl sonra Mustafa liseyi birincilikle bitirdi. Babasının yokluğunda kendisini bir an önce çalışmak, ailesine, okuyan kardeşlerine destek olmak zorunda hissediyordu. Bu noktada bu öykünün bence gölgede kalan kahramanı olan ablasının eşi Nedim Kozacıoğlu aileye kol kanat gerdi. Böylece Mustafa İstanbul'a üniversiteye gitme şansı buldu. Kısa yoldan hayata atılmak ve öğretmen olmak istediğinden fen fakültesine kayıt oldu. Ardından arkadaşı Ekrem Beyazıt'ı ziyarete gitti. O gün aralarında geçen konuşmayı Ekrem Bey şöyle anlatıyor. "Bizim eve ziyarete geldiğinde kendisine yalvardım. O zamanki mühendis mektebine yazılması için iknaya çalıştım. 2 sene daha okumakla hiç olmazsa üniversite hocası olarak memlekete daha faydalı olacağını söyledim." Mustafa arkadaşının bu sözlerinden ikna olmuş olmalı ki fen fakültesinden kaydını aldı ve yüksek mühendis mektebinin giriş sınavlarına başvurdu. Böylece bu kararla Mustafa İnan'ın efsaneleşerek devam edecek akademik kariyeri başlamış oldu. Bu başlangıca ait güzel öyküler var. Biz onlardan kısa bir alıntı yapalım. Giriş sınavına katılan İstanbullu çocuklar Adanalı Mustafa'yı süzerek "Buraya girmek her yiğidin harcı değil hemşerim" demişler. Adanalı Mustafa da gülümseyerek "Bir deneyek bakak" diye cevap vermiş ve sınavı birincilikle kazanmış. O yıl Adanalı Mustafa ile okula başlayan ve 1937'de mezun olacak bu sınıf liseyi bitirip sınavla yüksek mühendis mektebine giren ilk sınıftı. Yüksek mühendis mektebinde yatılı okuyan Mustafa İnan her zamanki gibi çalıştı, arkadaşlarına öğretmenlik yaptı, hocaların eksikliklerini kapattı, başarı öyküleri dilden dile dolaştı. Onunla birlikte 37 sınıfı da İTÜ tarihinin unutulmazlarından oldu. Mustafa derslerde çocukluğundaki gibi hiç not tutmadığı için yine hocaların dikkatini çekiyordu. Matematikçi Ordinarius Profesör Kerim Erim bir gün dayanamadı. "Yazacağın yerde neden durmadan yüzüme bakıyorsun?
Neden beni seyredip duruyorsun? Sanki bundan sonra ne yazacağımı biliyormuş gibi. Kalk bakalım Mustafa Efendi, göster bildiğini. Tabii Mustafa Efendi gösteriverdi bildiğini. O günden sonra Kerim Erim ona artık Mustafa Bey diye hitap etmeye başladı. 2 yıl sonra 3. sınıf talebesiyken ise artık doçentim diye hitap ediyordu. Bu yıllar aynı zamanda Mustafa İnan'ın Jale Hanım'la tanıştığı yıllardı. Mustafa da birçok mühendislik talebesi gibi harçlığını çıkarmak için liselilere matematik dersi veriyordu. İşte Mustafa İnan, müzeler müdürü Aziz Ongan'ın kızı Jale Hanım'ı işte böyle hocalığı vasıtasıyla tanıdı. Jale Erenköy Kız Lisesi'ne gidiyordu. Erenköy'de bir konakta oturuyordu. Babası arkeolog Aziz Bey, Osman Hamdi Bey'in öğrencilerindendi. Osman Hamdi Bey'den resim dersleri almış ve onun teşvikiyle arkeolojiye heves etmişti. O günlerde arkeoloji ustadan öğrenilen bir şeydi. 1914 doğumlu olan Jale'nin lise son sınıfta matematik öğretmenini askere aldılar. Lise bitirme sınavları da yaklaşıyordu. Bu nedenle bir kız arkadaşıyla birlikte Mustafa İnan'dan Jale'lerin evinde ders almaya başladılar. Bu dersleri seven, faydalanan Jale Hanım oldu. Mustafa'yı Jale'nin ailesi de çok sevdi ve benimsedi. Bu evdeki hayat, o güne kadar yaşamının büyük kısmını yatılı okul yatakhanelerinde geçiren Mustafa'ya da iyi geldi. Böylece bu iki ayrı dünyanın insanı genç bir araya geldi ve arkadaş oldu. Jale babası gibi arkeolog olmak istiyordu. Ancak ne yazık ki ülkede hala arkeoloji eğitimi yoktu. Liseyi bitirdikten sonra bursla Almanya'ya arkeoloji eğitimine gitti. İstasyonda onu uğurlayanlar arasında ailesiyle beraber Mustafa İnan da vardı. O yıllarda Almanya'da arkeoloji ancak doktora sonrası, yani 8 yılda mezun olunabilen bir eğitimdi. Jale Almanya'ya gitti gitmesine ama tek kelime Almancası yoktu. 4 ay içinde gece gündüz çalışarak üniversiteye devam edecek kadar Almanca, Latince ve Grekçe öğrendi. Jale Ongan'ın Almanya'da Berlin'de bulunduğu 1935-43 arası 8 yıl, Nazilerin iktidarda olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nın da yaşandığı yıllara rastlar. Anılarında Dünya Savaşı sırasında Almanya'da öğrenime devam etmek çok zordu diyor. Gıda azalmaya başlamıştı. Üniversite ve kitaplıklar ısıtılmıyordu. Bombardıman sayısı artmıştı. Sirenler çaldığı zaman havasız, rutubetli sığınaklara en kısa zamanda inmek zorundaydık. Ben küçük bir çantayı hep hazır bulunduruyor ve kat kat giyinip biniyordum. Çantamda fotoğraf makinem ve sığınakta çalışacağım notlarım oluyordu. Yine bir akşam sığınağa inmiştik. Hitler'in yaş günüydü. Müthiş bir alarm vardı. Herkes çığlık çığlığa bağırıyordu. Ben de bir kenarda ders çalışıyordum. Kadının biri bana bağırarak, "Sizin sinirleriniz çelikten mi?" dedi. Ben de, "Hayır, sizinki gibi bağırmakla bombanın yönünü değiştireceğine inansam emin olun hepinizden çok bağırırım," dedim. Kadın sustu. Onun azmini ve adanmışlığını gösteren şöyle bir anekdot daha var. 1939'da savaş başladığında devlet bursiyerlerini can emniyeti olmaması nedeniyle ülkeye geri çağırır. Ama Jale kendi sorumluluğunu alarak Berlin'de kalmayı seçer. Ailesine danışmadan verdiği bu kararı onlara şöyle açıklar. "Hem başıma bir şey gelecek olsa ve hükümet sorumluluğu almış olsa bir tazminat ödeyeceklerdi o kadar. Bunun da ne bana ne de size yararı olur." Kanımca Mustafa İnan'la Jale Ongan belki ayrı dünyalardan geliyorlardı ama çalışkanlık, idealistlik, azim ve bilime olan tutkuları konusunda kesinlikle aynı hamurdandılar. Mustafa İnan bu sırada üniversiteyi de birincilikle bitirip inşaat mühendisi olduktan sonra bursla İsviçre'ye gitti ve doktorasını yaptı. Zürih Üniversitesi gibi önemli bir kurumda geçirdiği doktora süreci çok başarılı oldu. Üniversite İsviçre'de kalması için ısrar etti. Ancak dönem yeni Cumhuriyet neslinin yurda hizmeti pek çok şeyin üstünde tuttuğu bir dönemdi. İyimserdiler ve heyecan içindeydiler. Mustafa İnan tabii ki yurda döndü, ülkesine faydalı olmak istiyordu. 1943'te İstanbul'a döndükten sonra mezun olduğu okulda eğitmen olarak göreve başladı ancak evlenmek istiyordu. Jale'nin de onayını almıştı ama bu arzusunu bir türlü gerçekleştiremiyordu. Annesi evlenmesine, Jale Hanım'ı istemeye bir türlü yanaşmıyordu.
Okulunu bitirip sonunda ekmeğini eline alan büyük oğlunun artık aileye destek olması gerektiğini düşünüyordu herhalde. Sonunda eniştesi yine imdada yetişti ve Jali'yi resmen babasından isteyebildiler. 1944'te çok sade bir törenle evlendiler ve evliliklerinden bir yıl sonra oğulları Hüseyin dünyaya geldi. Zaman zaman geçim sıkıntısı çekseler de her zaman Mustafa'nın annesine ve kardeşlerine destek oldular. Jale Hanım İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak çalışmaya başlamıştı ve o artık ülkemizin ilk kadın arkeoloğuydu. Üniversitede Klasik Çağ Enstitüsü yeni kurulmuştu. Hızla eksiklikleri tamamlamaya, kürsüyü oluşturmaya çalıştılar. Ama önemli olan kazılara başlamaktı. Zaten Jale İnan hiçbir zaman masa arkeoloğu olmadı. O arkeolojinin sahada yapıldığına inanan bir arkeologtu. 1946'da 40 yıldan fazla sürecek Antalya Perge kazılarına başladılar. O yıllarda Anadolu'da kazı düzenlemek tahmin edileceği gibi hiç kolay değildi. Ulaşım, personel, araç, gereç hep problemdi. Yöre halkı bu tür bir çalışmaya tamamen yabancıydı. Jale İnan tüm bu güçlüklere karşı mesleğinde kadın olmanın yarattığı olumsuz yanları her zaman avantaja çevirmeye bildiğini söyler. Şöyle anlatıyor bir röportajında. Bana Jale Hanım diyemezlerdi, Ceyla Hanım derlerdi. Gidip de bir şey istediğimde asla geri çevirmezlerdi. Jale İnan sahada çok başarılı oldu. Arkeolojide özellikle heykel alanında çalıştı ve bu alanda önemli eserler verdi. Ülkemiz arkeolojisinde heykel buluntularına en çok onun ve ekibinin gerçekleştirdiği Side ve Perge kazılarında ulaşıldı. Antalya Müzesi'nin ünlü ve muhteşem heykel koleksiyonunun oluşturulması, Side'deki Roma hamamının restore edilerek müze haline getirilmesi, çalınan eserlerin bu topraklara yeniden kazandırılması gibi çalışmalarıyla ülkemiz arkeolojisine önemli katkıları oldu. Mustafa Bey ile Jale Hanım'ın evliliklerinde yaşamlarının düzeni, ev işleri, yoğun çalışan bir kadın olduğu halde Jale Hanım'ın sorumluluğundaydı. Oğulları Hüseyin İnan, anne babası ile ilişkilerini anlatırken çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini, babasının daha sert ve mesafeli olduğunu, annesine sen, babasına siz diye hitap ettiğini söyler. Mustafa evde en küçük şeylere bile dikkat ederdi diyor Jale Hanım. Çay bardağı önceden ısıtılmış olmalıydı. Yumurta ve kızarmış ekmekler öyle ayarlanmalıydı ki ikisi birlikte aynı sıcaklıkta sofraya getirilsin. Evdeki işlerle onu yormazdım. Taşınma, boya, badana gibi işleri ona sezdirmeden yapardım. Böyle işler için onun geziye gittiği zamanları kollardım. Evdeki iş telaşını ona hissettirmezdik. Evliliklerinde yuvayı yapanın dişi kuş olduğu anlaşılıyor. 1933 üniversite reformu yapıldıktan sonra başta Darülfünun olmak üzere ülkedeki yüksek eğitim veren okulların üniversite statüsünde özel bilim kurumlarına dönüştürülmesi çabaları sürüyordu. Zaten yüzyıllarca gecikmiş olan bu çabanın Yüksek Mühendis Okulu'na ulaşması 1944 yılını buldu. Yüksek Mühendis Mektebi'nin temellerinden İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu. Mustafa İnan bu değişimden sonra 1944'te doçent, 1945'te mukavemet profesörü oldu. Üniversitede mekanik kürsüsünü kurdu ve yönetti. İnşaat Fakültesi dekanlığını, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğünü yaptı. ODTÜ'nün kuruluşunda hizmetleri oldu, TÜBİTAK'ın kuruluşunda yer aldı. Bilim kurulu üyesiydi. Yaşamının sonlarına doğru kurumun başkanlığını da yapacaktı. Mustafa İnan, üniversite ve bilim alanı dışında çalışmayı hiçbir zaman tercih etmedi. Mühendislik bir işti onun için, o iş adamı olmak istemiyordu. Öğretmen olmak için doğduğunu düşünüyordu. Mustafa İnan'ın hocalığı bu topraklarda öğrenci merkezli eğitimin ilk örneklerinden oldu. Doğruyu bulmaları için onlara rehberlik ettiği, öğrencilerin önünü açan ve onları destekleyen bir tutum sergilediği, samimiyeti, objektifliği, rasyonelliği öğrencileri ve asistanlarının anılarında izlenebilir. Şöyle diyordu. Bilim uzun ve çetin bir yoldur çocuklar. Bilimi yarı yolda bırakmayın olur mu çocuklar? Oppenheimer gibi hissediyorsanız bırakın yüksek binaları başkası yapsın. Büyük barajlar da başkası çalışsın. Bazılarına uzaklardan bile görünen yüksek yapılar kurmak çok çekici gelecektir. Bırakınız bu işleri öyleleri yapsın. Bazıları da
insanları çalıştırmak, büyük teşebbüsleri idare etmek ihtirasıyla yanarak kuvvetli olmak isteyeceklerdir. Bırakınız parayla da onlar uğraşsın. Sizin kuvvetli olmak gibi bir derdiniz yoksa, siz de Leonardo da Vinci gibi kuvvet nedir diye merak ediyorsanız, buyurun sizi mekanik kürsüsüne beklerim. Çünkü bazılarına göre kuvvet parayla organizasyonun çarpımına eşittir. Bize göre ise kuvvet ivme ve kütle ile ilgilidir. Bu iki formülü birbirine karıştırmayın, olur mu çocuklar? Hiçbir zaman düzenin bozukluğunu mazeret göstermeyeceksiniz. Başarısızlıklarınızı bozuk düzenin sırtına yüklemeniz belki sizi ferahlatır fakat kurtarmaz. 1960 askeri müdahalesi sonrası Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel Bayındırlık Bakanı olmasını teklif etti. Siyasetten anlamadığını, mühendis yetiştirerek bayındırlığa zaten hizmet ettiğini söyleyerek teklifi kabul etmedi. Başkasını bulamazsam gene de seni bayındırlık bakanı yapacağım diye cevap vermesine karşın Cemal Gürsel anlayış gösterdi ve teklifini geri çekti. Yine bir gün Ankara'da Karpiç lokantasında Süleyman Demirel'le karşılaştılar. Demirel Mustafa İnan'ın İTÜ'den öğrencisiydi ve hocasına büyük saygısı vardı. Birlikte yemek yediler. O günlerde Demirel devlet su işlerinden ayrılmıştı, müteahhitlik yapıyordu ve siyasete atılacağı söyleniyordu. Mustafa Bey birden öğrencisine sordu. Yahu Süleyman, duydum ki sen siyasete atılacakmışsın. Sakın ha, ben seni akıllı adam bilirim. Demirel gülümsedi ve böyle bir şeyi benden umar mısınız hocam diye cevap verdi. Düşünüyorum da Süleyman Demirel hocasının uyarısını dinleseydi ne olurdu acaba? Türkiye'nin son 50 yıllık tarihi farklı yönde gelişir miydi? Mustafa İnan'ın çok yönlü kişiliği, her konuda tatlı sohbeti onu her zaman her toplantının vazgeçilmez üyesi yapmıştı. Çok farklı kesimlerden dostları vardı. Örneğin Yahya Kemal düzenlediği her toplantıdan önce aman Mustafa'ya da haber verilsin diyordu. Kimse Yahya Kemal'in şiirlerini Mustafa Hoca gibi ezberleyemiyor, duyarak okuyamıyordu. Kimse Fuzuli'den, Baki'den, Nedim'den ve daha birçoklarından Mustafa Hoca gibi yerinde örnekler veremiyordu. Daha önce de söz ettiğimiz gibi narin ve sık hastalanan bir bünyesi vardı. Hocalığı ve idareciliği bırakarak sadece kitap yazmak ve sadece bilim ile uğraşmak istediğini dile getirmeye başlamıştı. Ancak bu dileği gerçekleşemedi. Hastalandı ve hastalığı ilerledi. Yurt içinde bir çareye ulaşamadıkları için eşinin gayreti ve zorlaması ile hem tedavi hem de akademik çalışma yapmak için Almanya'ya gitti. Bir daha çok sevdiği ülkesine dönemeden, bilim dünyasına istediği ölçüde katkıda bulunamadan 1967 yılında 56 yaşında vefat etti. Eşi Jale Hanım ise gayretle, azimle, tutkuyla çalışmalarına devam etti. 1983'te 69 yaşında emekli olduktan sonra bu dönemde oldukça verimli değerlendirerek araştırmalarını ve saha çalışmalarını sürdürdü. İlerlemiş yaşına ve ilerlemiş Parkinson hastalığına rağmen çalışmaktan tüm yaşamında olduğu gibi hiç vazgeçmedi. 2001 yılında aramızdan ayrıldı. Onun yaşamını adadığı Perge ve Side antik kentlerine ve Antalya Müzesi'ne yolunuz düşerse selamlarımı götürün lütfen. Her geçen gün daha iyi fark ediyorum ki yeni cumhuriyetin gerçek aydınları bugünlerden çok farklı hayat algısına sahiptiler. Onlar savaşı, açlığı, yoksulluğu, işgali, baskıyı, çaresizliği, yetersizliği deneyimleyen bir nesildi. Bu olumsuz koşullar onlarda kolayca ümitsizlik yaratabilirdi ama öyle olmadı. Tersine onlar yeni cumhuriyetin kazanımlarının etkisiyle iyi şeyler başarma umudu, heyecanı ve azmini gösterdiler. Her ne kadar olanakları kısıtlı olsa da, doğu batı yeni eski arasında bocalasalar da her şeye rağmen yaşadıkları topraklara faydalı olmak isteyen nadide bir grup oldukları çok açık. Sayın Kansu Şarman bir kitabında bu cumhuriyet aydınlarından Prometeler diye söz etmiş. Daha güzel bir benzetme düşünemiyorum. Öykümüz burada bitiyor. İçeriği hazırlarken referans aldığım kaynakları merak ederseniz açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu kanalın içerikleri hakkında düşüncelerinizi duymaktan her zaman memnun olacağım. İsterseniz kanalı ve kanalın Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Bir sonraki içerikte başka bir tarihsel öyküde görüşmek üzere, hoşça kalın.